Sayın Bakanım, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'mızın Gaziemet ilçesinden saygılarımı arz ederim. Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Emet Sakatlar Derneği Başkanımız Mustafa Mutlu'nun adını yaşatıldığı Engelsiz Yaşam Parkı'ndayız. 2021 yılında belgemizi almaya hak kazanan parkımızı erişebilirlik logomuz ile taçlandırmaktan onur duyuyoruz. ...2020 17 Haziran'da aramızdan ayrılan Mustafa Mutlu abimizin adının yaşatıldığı Engelsiz Yaşam Parkı'ndayız. Mustafa Mutlu abimiz kader arkadaşlarının her zaman yanında olan, onlara yardımcı olmaya çalışan ve bizleri de diri tutan bir sivil toplum kuruluşundan öte bir gönlümüzde yer etmiş değerli bir abimizdir. Bugün burada onun ailesiyle birlikte onun isminin yaşatıldığı parkta bulunmaktan mutluluk duyuyoruz ve onu da rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize ve Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüze, Türkiye'de iki parktan biri olan, erişilebilir açık alanlardan biri olan bu Mustafa Mutlu Yaşam Parkı'na erişilebilirlik ödülünü layık gördükleri için her birine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Oğlum Mustafa Mutlu'nun kalp kriziyle gitmesi neticesinde Emet ve bulunan belediye başkanımız Sayın Hüseyin Doğan ve kaymakamımız tarafından buradaki parka ismini yaşatmak için verdiler. Allah kimseye razı olsun. Acımız büyük ama bu parkın ismiyle gene de acımızın biraz gittiğini şey yapıyoruz. Teşekkür ederim.